Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Pokemon Black 2 tam çözüm bölüm 2'ye hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde hikayeye giriş yapmış ve başlangıç Pokemon'umuzu almıştık. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Çiftlikteyiz. Çiftlikte bir Herdier arıyoruz. Bakalım onu bulabilecek miyiz? Bakalım Herdier'in başına bir şey gelmiş mi? Tabii ki çiftlikte onu ararken eğitmenlerle savaşacağız ve itemler toplayacağız. İlk rakibimiz karşımızda. Savaşımız başlıyor. İlk rakibimizi kolayca yendik ve burada bir tane item görmüştük. Onu almaya gidiyoruz. Tabii ki çimlerde bu kadar uzun süre yürüdüğümüz için karşımızda bir vahşi Pokemon çıkıyor. O vahşi Pokemon da bir Pidove. Hadi onu yakalayalım mı? Tabii ki şimdilik Pokemon yakalamak yok. Daha oyunun çok başındayız. Şimdi yakaladığımız Pokemon'ların levelleri çok ama çok düşük olacak. Bu da oyun boyunca bizi yoracak, XP kasmaya çalışırken. Pokeball'umuzu aldık ve buradan hemen yürüyerek ayrılıyoruz. Koşmadan, eğer koşarsak vahşi Pokemon'lar peşimize takılır. O yüzden yürüyerek çimenlerde ilerliyoruz. Ve çiftliğin kuzeyine gitmek istediğimiz zaman rival'ımız Hacit geliyor. Herdier arkalara gitmiş olabilir mi? Hadi bakalım. Hadi bir bakalım, gerçekten de bu kadar uzaklaşmış mı? Buralarda bir yerde mi? Herdier. Ama görünürde yok. Ama görünürde başka bir şey var. Yaşlı bir eğitmen. Savaşımız başlıyor. Pokemon'umuz Paralyze oldu. Bu seride oyun başında karşımıza her cins Pokemon çıkıyor. Elektrik, çimen, normal tip, uçan tip, hepsini tek tek görüyoruz. Ah, burada! Seninle güzel bir şey paylaşacağım. Dedi ve bize Paralyze Heal verdi. Sanırım rival'ımız Hacit hissetti Pokemon'umuzun Paralyze olduğunu. Pokemon'un tek başına buraya kadar geleceğini hala düşünmüyorum. En kötü senaryoda başına bir şey gelmiş olmalı. Bence de başı belada. Hadi gidip ona yardım edelim. Tabii gerçekten de başı beladaysa. Ama ondan önce tabii ki Pokemon'umuzun durumunu iyileştirmemiz gerekiyor. Nerede bizim status itemlerimiz? Paralyze Heal tam olarak burada. 15 HP bize yeter de artar şimdilik. Ama bu çantayı kısa yola koyma vakti geldi bence. Artık yavaştan pot Paralyze Heal kullanmamız gerekecek. Ve burada bir eğitmen var. Onunla savaşacağız. Savaşımız başlasın. Pokemon'umuz 5 HP ile direnmeye devam ediyor. Aşağıda bir item var mı? Boşuna gitmek istemedim ama aşağıda bir item varmış. Ve bulduğumuz item X Attack, Metal Item'lardan biri. Metal Item'ları kullanmayı çok sevmiyorum ama sanırım bizim yılanımız için bu gerekli olabilir. Çünkü onun saldırıları düşük. Savaşlarda kullanabiliriz. Ve Herdier'in sesini duyduk. Sanırım Hacit de duydu. Az önce bunu duydun mu? Ben bu alanı kontrol edeceğim. Sen de daha derinleri kontrol et. Pekala, biz de daha derinlere gideceğiz ama daha fazla ilerlemeden önce bence şu itemi alabiliriz. Ve her diğeri ekranda görüyorum. Hacit şu an göremiyor ama biz onun nerede olduğunu gördük. Şimdi onun yanına varmamız gerekiyor. Sanırım doğru yol burası ve her diğerin yanında biri var. Biraz tanıdık geliyor ama kim olduğunu çıkaramadım. Ve karşımıza 5 level bir Azurill çıktı. Azurill ile tabii ki uğraşmayacağız. Ona şöyle bir tane Vine Whip ile vuralım. Ve onu gönderelim. Tek atmaya yetmedi. Ya bize vursaydı ya 5 HP vursaydı Pokemon'umuz burada Fainted olabilirdi. 11 level Pokemon'u 5 level bir Azurill Fainted edebilir mi? 5 HP vurabilir mi? Emin değilim. Neyse ki bu olmadı. Biz de her diğeri bulduk. Hav hav. Bu çığlık. Sen onu buldun. Harika. Ben gidip eğitmenini bulacağım.
ve onunla beraber buraya geleceğim. Ah, seni küçük pislik. Ben insanların kalplerine korku salan takıma aidim. Team Plasma'ya. Sen hiç onu duydun mu? Evet, tabii ki duydum. Evet, bu doğru. Biz 2 yıl önce yine o bölgesine hükmettik. Pokemon'ları özgür bırakmak için. Her neyse. Aptallar hiçbir zaman anlayamaz. Ve hala ilk olarak Herdier'ı takip ederken kayboldum. Şimdi çok gürültülü bir çocuk beni yakaladı. Bunların hepsi senin suçun. Al bunu. Dedi ve bize bir tane technical machine verdi. Sanırım bu rüşvet onu rahat bırakmamız için. Ve biz onu alırken kaçtı gitti. Bizi oyalamak için bir tane technical machine attı. Benim için ama hiç sıkıntı yok. Ve Herdier onu bulduğum için sanırım çok mutlu. Ve onun sahibi de bizim rivalımız Hacit'le beraber geldi. Sen hala çok mu sakinsin bu konuda? Ona daha iyi bakmalısın. Merak ediyorum. Acaba ona bir şey mi oldu? O Pokemon'u kaybetmekten çok ama çok korkuyor. Hadi Herdier. Herkes seni bekliyor. Eve gidelim. Dedi ve abimiz köpeğiyle beraber eve gitti. Biz de onların peşinden oralara doğru gideceğiz. Tabii ki üzerimizde ripel yok. O yüzden çimenlerde ilerlerken acele etmeye de gerek yok. Yavaş yavaş cool adımlarla sahiplerin yanına gidiyoruz. Çiftlik sahiplerinin. Çiftlik sahibinin karısı tabii ki bizim Pokemon'umuzun durumunu iyileştirecek. Geçen sefer öyle söylemişti. Pokemon'larımızı iyi hissettirebileceğini, Pokemon'umuzun HP'si mükemmel hale geldi pot basmadan. Böylece bir pot basmaktan kurtulduk. Bu potlar daha sonra bizim işimize yarayabilir. Bizim bir görevimiz vardı. Mektubu arkadaşımıza vermek. Arkadaşımıza verdik ve artık Eldar'ın şampiyonun yanına gidebiliriz. Görünen o ki sen haritayı arkadaşına vermişsin. Sen gideli çok zaman olmadı ama şimdiden sen ve Pokemon'un büyümüş. Neredeyse seni başka biriyle karıştıracağım. Acaba kimden bahsediyor? Pekala o zaman. Seni eğitmek yerine senden yardım isteyeceğim. Tabii ki şampiyona yardım etmek bizim boynumuzun borcu. Ne de olsa o da bize birçok konuda yardım ediyor ve edecek. Bir tane de item bulduk. Bir battle item. X-Speed. Ve içeri giriyoruz şampiyonun peşinden. Efendim, bu eğitmenin mi gelişmesine yardım edeceğiz? Gerçekten mi? Ama bu eğitmen çok sıkı görünüyor. Evet, bu doğru. O güçlü bir eğitmen olabilir. Ama siz de kaybederken bir şeyler öğrenebilirsiniz. Daha da önemlisi, size Pokemon savaşlarından keyif almanız gerektiğini söylememiş miydim? Emre. Lütfen onları rakibin olarak kabul et. Sana Pokemon'um hakkında cool olan bir şey göstereceğim. Dedi ve savaşımız başlıyor. Şampiyonun ricasıyla burada bu iki eğitmenle savaşacağız. Tabii ki bu iki savaş bizim için oldukça öğretici olacak. Farkındaysanız bu sefer de karşımıza bir su Pokemon çıktı. Bizim Pokemon'umuz da çimen tip Pokemon'u. Bir sonraki rakibimiz de ateş tipi Pokemon kullanacak. Burada aslında Pokemon türlerinin, eşleşmelerin avantajlarının dezavantajlarını öğrenmek için bulunuyoruz. Burada çimen tipi saldırıyla su tipine tabii ki süper efektif vuruyoruz. Buradaki sahnenin amacı bu. Eğer ben burada ateş tipi Pokemon kullansaydım karşımdaki su tipi Pokemon olmayacaktı. Kesinlikle çimen tipi Pokemon olacaktı. Bizim dezavantajlı türümüz karşımızda olacaktı. Bir sonraki maçta da eşleşmede de avantajlı tür karşıda olacaktı. Burada amaç tamamen çimen, ateş ve su türlerinin birbirlerine karşı avantajlarını öğretmek ve bir sonraki rakibimiz geliyor. Tabii ki şampiyon. Maçın adaletli olması için hemen Pokemon'umuzun durumunu mükemmelleştirdi ki maç adil olsun, iki tarafta eşit olsun. Ve bir sonraki rakibimizin dediği gibi ateş tipi Pokemon kullanıyor Pansier'i. Biz de çimen tipi Pokemon kullanıyoruz. Avantajlı tür tabii ki karşı taraf ama neyse ki ateş tipi saldırısı yok. O yüzden burada rahatız, yoksa başımız belada olabilirdi. Çünkü ona çok az hasar veriyoruz ve Pansier'in ateş tipi saldırıları bize çok fazla vurabilirdi. Neyse ki endişelenmemize gerek yok. Bize neredeyse hiç hasar veremiyor. Secret saldırısıyla. Biz de ona normal tip saldırılarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Ve böylece
tüm türleri öğrenmiş mi olacağız? Hayır, öyle bir şey yok. Ama oyunda yine de böyle bir yer koymuşlar türleri öğrenmemiz için. Daha çok savaşta değil, savaş sonrasındaki konuşmalarda türler hakkında bilgi alabiliyoruz bu sahnede. Gerçekten iyi bir savaştı. Pokemonlarınız da bu savaştan eğlendi. Ne diyorsun Emre? Pokemon tipleri savaşlarda oldukça önemli değil mi? Su ateşe karşı, ateş çimene karşı, çimen ise suya karşı avantajlı. Tip eşleşmeleri her şeyi belirlemez ama oldukça önemli. Büp 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 büp. Teşekkür ederim bilgiler için ama biz bunları zaten biliyorduk. Sanırım şampiyon Pokemon'larımızın durumlarını iyileştirdi. Aa, bu da kim? Biliyorum, çok ani oldu. Ama seninle tanıştığıma memnun oldum. Hiçbir şey söyleme. Sadece bunu al. Al bunu al. Dedi ve bize Medal Box verdi. Teşekkür ederiz. Bu Medal Box. Ve insanlar bana Bay Medal der. Bu arada Medal yarışması hakkında bir şeyler duydun mu? Tabii ki duydum. Çok medal toplayan kazanır, öyle değil mi? Teşekkür ederiz ve ilk medalı bize verdi. First Step Medal'mış, ilk adım medalı. Ve daha sonra başka itemler de veriyor. Biz bu Medal Box'la sağdan soldan tanıştığımız insanlardan medallar, yani madalyalar toplayacağız. Ve kutumuza biriktireceğiz. Ve günün sonunda tabii ki bir yarışmaya katılacağız. Duydum ki Aspera şehrinde yeni bir salon açılmış. Gidip orada ne kadar güçlü olduğunu test etmelisin. Teşekkür ederiz şampiyon. Hoşça kal. Aspersha şehrinde bir salon açılmış. Neden gidip ziyaret etmiyoruz ki? Umarım doğru yoldayızdır. Aynen, doğru yoldayız. Emre. Elder, sen hangi oraya gittin ki? Ve niye sürekli sağdan soldan aşağı zıplıyorsun ki? Bir gün ayakların bacakların incinecek. Affedersin. Sana bir şey söylemeyi unuttum. İlk önce bunları al. Dedi ve bize Orun beriler verdi. Harika. Bunları kullanacağız kesinlikle. Bunlar Orun beri. Eğer onlardan birini Pokemon'a verirsen HP'si iyileşecek. Ve daha fazlası. Onu tutması için Pokemon'a verebilirsin. Eğer bir Pokemon bu beriyi tutarsa o beriyi incindiği zaman yiyebilir. Ve kaybettiği HP'yi geri kazanabilir. Pekala. Sana sadece salona medal okumanı söyledim. Aspersha şehri, salon lideri oldukça güçlü bir eğitmen. Ama endişelenecek bir şey yok. Senin tarafındaki Pokemon'un ne yapması gerektiğini ve senin ne yapman gerektiğini düşündüğü zaman bir eğitmen olarak zafer senin olacak. Ve o zaman daha güçlü bir eğitmen olacaksın. Aslında tüm şehirlerdeki salon liderlerini alt et. Senin Pokemon'la birlikte çalışman seni daha büyük bir eğitmen yapacak. Ve sen ve Pokemon'un daha çok güçlendiğinizde sizin dünyanız, ufkunuz genişleyecek. Teşekkür ederiz. Kesinlikle doğru söylüyor. Pokemon'larımız daha güçlü olduğu zaman Unova bölgesinde yapacaklarımızın sınırı ortadan kalkacak. Opsiyonlarımız artacak. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki ilk önce Aspersha şehri, salon liderini yenmemiz gerekiyor. Umarım bizi çok zorlamaz. Çünkü Pokemon'umuz henüz çok küçük, çok ufak. Onu hiç kasmadık. Umarım bu savaşta başarılı olabiliriz. Şehre geri geldik, bizim kasabamıza. Pokemon'ların durumunu iyileştirmeye gerek yok. Direkt salona giriyoruz. Bakalım salon lideri kimmiş? Aspersha şehri Pokemon salonu. Salon lideri Sharon. Vay. Doğru yolu arayan kişi. Tamam. Bence bu lakap Sharon'a çok ama çok yakışmış. Sharon'ın kim olduğunu zaten Pokemon Black serisinden biliyoruz. Ve çok güçlü bir eğitmen olduğuna eminiz. Umarım kendi Pokemon'larını kullanmaz. Kendi Pokemon'larını kullanırsa başımız belada demek. Merhaba, ben Clyde. Ben Pokemon salonlarına meydan okuyan mücadeleciler için rehberim. Katıldığın için teşekkürler. Bu da teşekkür ediyorum. Dedi ve bize taze bir bardak su verdi. Bunu içip Pokemon'larımızın HP'lerini doldurabiliriz. Pokemon salonları Pokemon eğitmenlerin güçleri test etmek için yerlerdir. Birçok Pokemon'a sahip olmak senin avantajın olacak diyor. Bu müthiş bilgi için teşekkür ederiz. Hey, salon lideri sen misin? Aa, bu Sharon olmalı.
Sen mücadelecisin. Asperger şehri Pokemon salonuna hoş geldin. Ben şehrin salon lideriyim. Şunu söylemem gerekir en iyisi. Ben yeni salon lideri oldum. Ama daha da önemlisi, seni salonda karşılamak için hazırlık yapmamız gerekiyor. Bizim bir mücadelecimiz var. Siz ikiniz yerlerinizi alın. Eğer bu ikisini yenersen benim rakibim olabilirsin. Teşekkür ederiz Sharon. Demek ki bu iki etmeni yenmemiz gerekiyor. Yan yana duruyorlar. O zaman ilk savaşımız başlasın. Bakalım ilk salondaki eğitmenler ne tip Pokemon'lar kullanıyor. Bunları kullandığı türdeki Pokemon'lar tabii ki salon liderinin kullandığı türdeki Pokemon'lar oluyor. Yani karşımıza bir Petra çıktı, normal tip bir Pokemon. Demek ki salon liderimiz de normal tip Pokemon'lar kullanıyor. Sharon tabii ki normalde bu tip Pokemon'lar kullanmıyor. Sharon'ın kadrosu çok daha iyi, çok daha çeşitli kendi takımı var. Ama salon liderleri biliyorsunuz ki kendi takımını burada kullanmaz. Buradaki eğitmenleri karşılamak için farklı Pokemon'lar kullanıyorlar. Kendi takımlarını kullanmıyorlar. Tabii ki o yüzden bu salonda o kadar zorlanmayacağız. Ama eğer Sharon burada kendi takımını kullansaydı başımız kesinlikle belada olurdu. Çünkü Sharon'ın takımının ne kadar güçlü olduğunu hepimiz Pokemon Black serisinden biliyoruz. Ve yılan yeni bir hareket öğreniyor. Growth. Growth'u burada kullanabiliriz. Neden öğrenmeyelim ki? Grep'i silelim. Grep'i kullanmak istemiyorum. Growth bizim işimize yarayabilir. Harika. Yeni bir hareketimiz oldu. Ve bir sonraki rakibimizin Lillipup olduğunu öğrendik. Bakalım ona karşı ne yapacağız? Mind Whip ile vurmaya devam edeceğiz. Bu arada şöyle bir sıkıntı var. Saldırımız bitebilir. Bu hiç ama hiç hoş olmaz. O yüzden biraz da takılla vuralım. Ne de olsa her türlü round sayısı değişmeyecek. Ve takılla vurduğumuz hasarla Mind Whip ile vurduğumuz hasar arasında çok bir fark yok. Takılın power'ı 50. Mind Whip'in power'ı 35. Ama same type atak olduğu için, yani aynı tip atak olduğu için, çimen tipi olduğu için 1.5 ile çarpıyoruz. O da 52.5 falan yapıyor. Hemen hemen aynı güçteler. Hangisiyle vurduğumuz o yüzden çok önemli değil. Ama salon lideriyle karşılaşırken tabii ki çimen tipi saldırımı kullanmayı tercih ederim. Bir tane pot basmakta bence fayda var. Hemen medicine çantamıza girelim ve bir tane pot basalım Pokemon'umuza. Tam 18 HP dolduracak. Zaten bir pot da 20 HP dolduruyordu. Hiç boşa harcadık sayılmaz. Selam eğitmen. Şimdi sanırım seninle savaşmam gerekiyor. İkinci savaşımız, salondaki ikinci savaşımız başlıyor. Yine Lillipup, yine normal tip Pokemon'lar. Zaten oyunun bu seviyesinde karşımıza çıkacak normal tip Pokemon'ların sayısı çok ama çok az. O yüzden aynı Pokemon'ların karşımıza çıkması da tabii ki oldukça normal. Hatta Çiftlik'te bu Pokemon'dan da görmüştük. Ormanda Çiftlik'te karşımıza çıkmıştı. Tabii ki onunla savaşmamıştık. Aynı zamanda aradığımız Herdier'ı da unutmayalım. Lillipup'un gelişmiş halinde de olsa bu Pokemon'lardan bu çevrede çok ama çok normal, çok var. Oyunun başındayız. Oyunun başında normal tip Pokemon'lar tabii ki karşımıza fazla çıkacak. Ve bu ilk Pokemon'u yendik. Bakalım rakibimizin bir sonraki Pokemon'u hangisi olacak? 106 XP hiç fena değil. Ve bir sonraki Pokemon yine Petret. Yılanımız sanırım bu savaştan sonra 14 level olabilir. 14 level olup olmayacağını gerçekten çok merak ediyorum. 14 level olmasını çok ama çok isterim. Böylece salon lideri Sharon'la savaştığımız zaman Pokemon'umuz çok daha güçlü hale gelebilir. Bir Mind Whip ve bir saldırı sonra onu yenmiş olacağız. 8 tane Mind Whip'imiz kaldı. Bu şekilde salon lideri Sharon'la savaşmaya başlayabiliriz. Tabii ki bir pot bastıktan sonra aynı zamanda berileri unutmamak lazım. Pokemon'umuza beri de vereceğiz. Ve yılan tam 14 level oldu. Oldukça harika. Ve XP barı hemen dibinde durdu. Sanırım hiç XP artmadı 14 level olduktan sonra. Ucu ucuna yetti. Böylece Sharon'la savaşmak için çok daha güçlü hale geldik. Tabii ki Sharon'ın yanına gitmeden önce berilerimize bir gidelim. Beri çantasında kısa yola kaydettim ve hemen bir tane beriyi yılana veriyorum. Aynı zamanda buraya kadar gelmişken buradan sonra bir tane pot basabiliriz yılana. Selam Sharon, sana nereden yaklaşmam gerekiyor? Şöyle bir poz verelim ve Sharon'la konuşmaya başlayalım. Senin ilk salon savaşın olduğu gibi benim de salon lideri olarak ilk Pokemon savaşım. Hadi ikimiz de elimizden geleni yapalım ki bundan gurur duyabilelim. Ve savaşımız başlıyor. Emre Sharon'a karşı ilk salon liderimiz, ilk rakibimiz Sharon bize
savaşmak için hazır. Bakalım bu savaş nasıl geçecek? Ve ilk Pokemon tabii ki Petret. Tam 11 level. Diğer rakiplerimizin Pokemon'larından çok daha yüksek level olacak tabii ki. Ve diğer rakiplerimize karşılaşırken çok zorlanmadık. Bakalım Sherin bizi yoracak mı? Daha önce Battle Item var bulmuştuk. Battle Item'ları kullanmayı sevmediğimi söylemiştim zaten. Ve her seride söylüyorum. Ama burada kullanabiliriz bunları. Ne de olsa çimen tip Pokemon'lar, taktik Pokemon'ları, bunları burada kullanmakta sakınca yok. Ve rakibimiz de aynı şekilde World Cup'la karşılık veriyor. İkimiz de statlarımızı yükselttik birer stage ve ben bununla kalmayacağım. Ve statlarımı bir tık daha yükselteceğim. Growth move'umla bu hareketi yeni öğrendik ve şimdiden kullanıyoruz. Şimdi atağımız oldukça yükseldi. Bizim bütün saldırılarımız da zaten fiziksel atak, o yüzden oldukça fazla hasar verebiliriz. Hadi fiziksel atak olan Vimeweep'le fiziksel atağımızı yükseltmişken bir saldıralım. Bakalım ne kadar hasar verebiliyoruz 11 level rakibimize. Evet, oldukça fazla, bize yeter de artar. Süper efektif vurmuş gibi hasar verdik. Oldukça iyi değil mi? Bundan sonrasını yenmek çok ama çok kolay olacak. Rakibimizin Petret'inin atağı çok ama çok yükseldi. Neyse ki saldırmaya fırsat bulamadı. İlk olan biraz atıştırmalık niyetinde olacak. Bize saldırmaya çok niyetli değilmiş gibi Sherin. Sürekli work up basıyor. Bu da bizim tabii ki işimize geliyor. Statlarını yükseltiyor, bize zarar vermiyor. Bir Mind Whip daha. Yine oldukça iyi hasar verdik ve yine World Cup geldi. World Cup'ları çok fazla gördük. Bu da aslında Sherin olan savaşımızdan sonra hediye alacağımız Technical Machine'in ne olduğunu gösteriyor. Pokemon Black serisinden kesinlikle farklı değil. Pokemon Black 2 serisi de başlangıçlar adım adım kesinlikle aynı olmuş. 200 XP aldık ve Sherin'in ikinci Pokemon'unu böylece yenmiş olduk. 1560 Pokemon arası aldık. Bu da aldığımız en yüksek Pokemon arasıydı. Tabii ki karşılaştığımız en güçlü eğitmen Sherin olduğu için. Bir salon lideri olarak ilk rakibimin senin olmasından çok ama çok mutlu oldum. Senin ve Pokemon'un gücünü göstermek için bunu sana vermekten gurur duyuyorum. Dedi ve bize ilk rozetimizi Basic Badge'i verdi. Bu senin ilk salon rozetin Basic Badge. Bu çok önemli. Bu rozet sayesinde 20 level'e kadar olan bütün Pokemon'lar Trade'le dahil sana itaat edecekler ve bunu da almanı istiyorum. Diyerek bize bahsettiğim Technical Machine'ı TM83 World Cup'ı verdi. Eğer World Cup'ı savaşta kullanırsan o Pokemon'un atağını ve Special atağını yükseltir. Bu arada bu TM'yi defalarca kez kullanabilirsin. Unova bölgesinde 8 tane Pokemon salonu ve 8 tane rozet var. Eğer sen bir eğitmensen onları toplamalısın. Bu Pokédex'in sayfalarını doldurmak için de en kolay yol. Evet, 2 yıl önce elindeki Pokédex... Yolculuğa arkadaşlarımla beraber çıktım diyor. Teşekkürler Sherin. Sanırım sohbetimiz bu kadardı. Aynı cümleleri kurdu. Böylece ilk rozetimizi aldık. İlk salonu geçtik. Ama bölümün de sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar.